Mıknatıslar hakkında artık biraz daha fazla bilgimiz olduğuna göre gelin bu bilgimizi arttırmak adına manyetik alanlar ve manyetik alanların hareketli yükler üzerindeki etkisi konularını inceleyelim. Aslına bakarsanız manyetik alanın tanımını da zaten böyle yapacağız. Her alan için olduğu gibi bunu da görselleştirmenin iyi olacağını düşünüyorum. Elektrostatik alanlar için alan çizgileri çizmiştik. Aynı şeyi manyetik alan için de yapacak olursak, bu çubuk şeklinde bir mıknatıs olsun. Burası kuzey, burası da güney kutbu. Manyetik alan çizgileri kuzey kutbundan güney kutbuna doğru manyetik tek bir kutbun izleyeceği yol olarak çizilirler. Manyetik monopol yani tek kutuplar her ne kadar doğada bulunmasalar da teorik açıdan ve olabilmeleri aslında mümkün. Bu çizimi yapabilmek adına elimizde manyetik bir monopol olduğunu ve buradan başladığımızı düşünürsek, tek kutbun buradan olabildiğince uzağa kaçıp güney kutbuna varmak istediğini hayal edebiliriz, öyle değil mi? Amacı bu olan tek kutbun izleyeceği yolda bu olur. Veya buradan başlarsak buna benzeyen bir yolda izleyebilir tabi. Buralardan başlarsak da buna sanırım ne yapmak istediğimi anladınız. Bunu gösterleştirmenin bir diğer yolu manyetik kuzey kutbu ve izleyeceği yol yerine elimizde bir pusula olduğunu düşünmekten geçer. Başka bir renkle çizeyim. Evet, eğer pusulayı buraya koyarsam pusulanın iğnesi alan çizgisine teğet olur. Evet, pusulayı buraya koyarsam iğnesi bu şekilde konumlanır. Burası kuzey, burası da güney kutbu olur. Pusulayı okumayı biliyorsunuz değil mi? pusulanın kuzeyini gösteren ucundan kuzeyi arayan ucu olarak bahsedilir ve bu uç her zaman kuzeyi gösterir. Ama mantıklı olarak düşünecek olursak pusulanın ucunun kocaman bir mıknatısın güney kutbunu gösteriyor olması gerektiği için buradan da manyetik kuzey olarak da bilinen kuzey kutbunun aslında dünya isimli kocaman bir mıknatısın güney kutbu olduğu tartışması çıkar. Eğer kafanız karıştıysa bir önceki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ama yine de içten içe ne demek istediğimi, yani aynen pozitifin negatifi çektiği ya da aradığı gibi kuzeyin de her zaman güneyi aradığı ve kuzeyin kuzeyden kaçmaya çalıştığı fikirlerini anladığınızı düşünüyorum. Buradaki en önemli kavramsal farksa değişik özellikleri olmasına rağmen bu arada bunların da aslında aynı şeyler olduklarını göreceğiz. Maxwell'in denklemlerine geldiğimizde elektromanyetik kuvvet diye bir kuvvet olduğunu göreceğiz. Merak etmeyin, şu anda bunu düşünmenize gerek yok. Şimdilik klasik elektrik ve manyetizma açısından düşündüğümüzde bunların farklı kuvvetler olduğunu bilmeniz yeterli. Aralarındaki temel fark her ne kadar alan çizgileri de benzer olsa da manyetik kuvvetlerin her zaman iki kutuplu olmaları. Elektrostatik kuvvetlerin de monopol yani tek kutuplu olabilmeleridir. Kısacası elektrostatikte pozitif ya da negatif yüklerin tek başına bulunabileceklerinden bahsetmeye çalışıyorum. Harika. Burası güney. Alan çizgilerini de çizdik. Bir mıknatısın ucuna metal kırıntıları koyarsanız, kırıntıların bu çizgiler doğrultusunda dizileceklerini görürsünüz. Bu da tamam ama manyetik alanın herhangi bir noktada büyüklüğünü nasıl bulabiliriz acaba? İşlerin ilginçleşmeye başladığı noktada bu zaten manyetik alanın büyüklüğü hareketli bir yük üzerindeki etkisiyle belirlenir ya da tanımlanır dersem daha doğru olacak. Size manyetik kuvvetin elektrostatik kuvvetten farklı bir kuvvet olduğunu söylemiştim ama manyetik kuvveti hareket eden bir yük üzerindeki etki olarak tanımlıyoruz. İlginç değil mi? Evet oldukça ilginç. Doğrusu bunu ilerleyen fizik derslerinde de öğreneceksiniz. Şimdi kısaca bahsediyorum. Aslında bu aynı zamanda manyetik kuvvetin ya da manyetik alanın esasında çok yüksek bir hızda, göreceli bir hızda hareket eden bir elektrostatik alandan başka bir şey olmadığına dair de büyük bir ipucu. Ve işte bu noktada çıkış noktaları farklı olsa da esasında aynı şey oldukları sonucuna ulaşıyoruz. Neyse, şimdilik kafanızı daha fazla bulandırmayayım ve temel fizik konularımıza geri dönelim. Önce B manyetik alanını tanımlıyorum. B bir vektör, hareket eden proton ya da elektron gibi bir yüke etkiyen kuvvet. Süper çarpıcıları hayal edin. Parçacıkların dairesel hareketler yapmalarını sağlayıp manyetik alanlardan nasıl etkilendiklerinin incelenmesinden bahsediyorum. Bir yüke etkiyen kuvvet, yükün büyüklüğü, bu pozitif ya da negatif olabilir, çarpı, yükün hızı, çarpı, manyetik alan olarak hesaplanır. Yükün hızını alıp bir vektör değil de bir sayı olduğu için ister önce buradaki skaler değerle çarpın, isterseniz de önce vektörel çarpımı alıp skaler değerle sonradan çarpın, hızla manyetik alanın vektörel çarpımının yükünün büyüklüğüyle çarptığınızda o yüke etkiyen kuvvet vektörünü bulursunuz. Vektör çarpımının ne olduğunu az buçuk biliyorsanız burada enteresan bir şey döndüğünü anlamış olmalısınız. Vektörel çarpım birbirine dik olarak vektörlerle ilgilenir. Örneğin, eğer hız manyetik alana dikse burada bir sayı elde ederiz. Paralelse manyetik alanın üzerinde herhangi bir etkisi olmaz. Evet işin ilginç kısımlarından birisi bu. Bir diğer ise iki vektörün vektörel çarpımını aldığınızda elde edeceğiniz vektör bu vektörlerin ikisine de dik olur. Kısacası bir manyetik alanın bir yük üzerinde etki yaratabilmesi için manyetik alanın yükün hızına dik olan bir bileşeni olması gerekir. Ve eğer bu durum sağlanırsa elde edeceğimiz kuvvet de hem yükün hızına hem de manyetik alana dik olur. Amacım kafanızı karıştırmak değil. Onun için gelin hemen birkaç örnek yapalım. Örneklere geçmeden manyetik alanın birimlerinden de bahsetmek istiyorum. Vektörel çarpım demiştik değil mi? Kuvvetin büyüklüğüne, kuvvetin büyüklüğü artık renkleri rastgele seçeceğim. Eşittir. Yükün büyüklüğü yani skalar değer çarpı hızın büyüklüğü çarpı manyetik alanın büyüklüğü çarpı aralarındaki açının sinüsüdür. Evet. Vektörel çarpımı bu şekilde tanımlayabiliriz. Kuvvet vektörünü bulmak için bunun bir de sağ el kuralı tarafından uygulayarak bulacağımız vektörle çarpmamız gerekir ki bunu da az sonra göreceğiz. Şimdi bunların birimlerini inceleyecek olursak sinüs tetanın birimi olmadığı için onu şimdilik görmezden geleceğim. Unutmayın, manyetik alanın biriminin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Kuvvetin birimi Newton. Yük, klon cinsinden ifade edilir. Hız metre bölü saniye. Çarpı manyetik alanın birimi içinde şimdilik B harfini kullanalım. B alt indis birim olarak yazıyorum. İki tarafı klon çarpı metre bölü saniyeye bölersek manyetik alanın biriminin Newton bölü klon çarpı bunun tersi yani saniye bölü metre olarak buluruz. Manyetik alan uluslararası birim sistemine göre Newton saniye bölü klon metre cinsinden tanımlanır. Bu birim biraz uzun ve karmaşık göründüğü için de bunun yerine Nikola Tesla'nın soyadını yani Tesla'yı kullanmayı düşünmüşler. Evet, 1 Newton saniye bölü klon metre bir Tesla'dır. Bu video içinde bana ayrılan sürenin sonuna geldiğimi hissediyorum ama videoyu bitirmeden konu üzerinde Azıcık düşünelim istiyorum. Günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve kullandığımız mıknatısların elektrikle çok alakalı olmadıklarını düşünsek de büyüklükleri ya da manyetizma birimi manyetik alanın hareket eden bir yük üzerindeki etkisini baz alarak tanımlanır. Bunun içinde manyetik alanın birimi olan teslada, newton saniye bölü kilometre yani kilometre başına düşen elektrostatik yük olarak tanımlanmıştır dediğim gibi bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Siz isterseniz düşünmeye devam edin. Sıradaki videoda gerçek sayılar kullanarak alıştırma yaptığımızda her şeyin yerli yerine oturacağından eminim. Görüşmek üzere.